Şimdi bir de arkadaşlar MDI fonlarına bakalım. MDI fonları nedir? Bizim bir parent formumuz var. O parent formun içerisinde de child formlarımız var. Daha önceden böyle uygulamalar görmüşsünüzdür. Bir önceki ofis versiyonunda da zaten böyleydi. Siz birden çok Word dokümanı açtığınız zaman, hepsini küçült dediğiniz zaman aslında ana bir Word'ün içerisinde aşağıya küçülüyordu. Veya Photoshop'u düşünün. Photoshop'un içerisine imajlar açıyorsunuz, yeni resimler açıyorsunuz. Küçülttüğünüz zaman aşağıya geliyor onlar. İşte Photoshop'un ana formunu bir parent form olarak düşünebilirsiniz. Photoshop'un içerisinde açtığı her bir resim dosyasını da bir child form olarak düşünebilirsiniz. Zaten piyasadaki çoğu Windows aplikasyonu da bu mantıkla çalışıyor. Ana bir formumuz var. O formun içerisinde child formlar açılıyor. Genelde muhasebe programları bu şekilde çalışır. Sol taraftaki menülere basarak chart formları açarsınız. İçerisinde işlem yaparsınız, kapatırsınız. Genelde böyle çalışıyor. Onu nasıl yaparız? Ona bakalım arkadaşlar. Yeni bir proje açıyorum buradan. New project diyorum. Buna MDI sample diyorum. MDI sample. Evet. Şimdi bizim şu form birimize arkadaşlar ana form yapmak istiyorum. Ana form yapmak istediğim formun özelliklerinden is MDI container diye bir özelliğimiz var arkadaşlar. Is MDI container. Bunu true'ya çektiğim zaman artık bizim ana formumuzu bir MDI parent formu yapıyor arkadaşlar. Ve bunun içerisinde açacağımız formları da child form olarak karşımıza getiriyor. Nasıl yapıyoruz? Yeni bir form daha ekleyelim projemize. Buna da form 2 diyorum. Add new Windows form. Buna da form 2 dedim. Form 2'nin üzerine bir tane text box koyalım. Sonra save ediyorum. Form 1'e geri geliyorum dizayna. Form 1'in üzerine bir tane de menu strip koyuyorum arkadaşlar. Menü koyuyorum. Şurada menu strip tutup sürükleyip bırakıyorum ekrana. Buraya bir file menüsü yaratacağım. File. Altına da işte müşteri bilgileri diyelim. Müşteri bilgileri dedim. Şimdi ne yapacağım? Kullanıcı müşteri bilgilerine bastığı zaman bu formun içerisinde form 2'yi açtıracağım. Bizim form 2'nin de müşteri bilgileri formu olduğunu düşünün. Şuraya bir tane label koyalım. Müşteri bilgileri yazsın bunun tepesine de. Label. Şunun tekstine de müşteri bilgileri diyorum. Form 1'e geliyorum. Müşteri bilgilerine çift tıklıyorum. O butona bastığım zaman çalışması gereken kodu benim yerime oluşturuyor. Müşteri bilgileri ToolStrip Menu Item Click Event'i. Burada ne diyeceğim? Burada diyeceğim ki Form 2'den yeni bir instance oluştur. Ve Form 2'nin parent formu olarak da bu formu set et diyeceğim. Nasıl diyorum? Şöyle diyorum buraya. Form 2 FRM child eşittir form 2
Eşittir new form 2. Sonra form frm child'ın mdi parent'ı eşittir this. Sonra da frm child nokta show diyeceğim. Okay. Çalıştırdığım zaman müşteri bilgilerine bastığım zaman bakın ne oldu? Form 1'in içerisinde arkadaşlar form 2'den yeni bir instance oluştu ve bunun child form oldu. Bunun dışarısına çıkamıyor. Bunun child form olmuş durumda. Ben bu file'dan tekrar bastığım zaman form 2'den her bastığımda yeni bir instance benim yerime oluşturuyor. Bunları maximize yaptığım zaman ekranı kaplıyor. Minimize yaptığım zaman eski haline geri dönüyor. Veya alta şu şekilde sıralayabiliyorsunuz formlarınızı. Tamam. Bu işte arkadaşlar bizim MDI form yapımızı nasıl sağlayacağımıza bir örnek. Mesela birden fazla form açtık bizim MDI parent'ımızın içerisinde. Ama alt o formların içerisindeki aktif formları bulmak istiyoruz. O anda aktif olan formu bulmak istiyoruz. Ne için bulmak istiyoruz? Mesela şöyle bir aplikasyonunuz olabilir. Sizin aktif formunuz müşteri bilgileri formu ise o zaman yukarıdaki menüde onunla ilgili menü itemların çıkmasını isteyebilirsiniz. Yok tedarikçi formuysa o zaman tedarikçiye uygun menü komutlarının yukarıda çıkmasını isteyebilirsiniz. Aktif formu bulmanız gerekebilir. Aktif formu nasıl buluyoruz? Onu şöyle buluyoruz arkadaşlar. Ekrana bir tane aktif form diye bir tane buton koyalım yine. Şunun hemen yanına. Aktif form diyelim. Aktif form. Aktif forma tıklayalım. Nasıl ulaşıyoruz aktif forma? Form my active form eşittir this nokta active mdi child diyorum. If my active form null değil ise my active form nokta text diyelim. Message box'a gösterelim. Çalıştırdığımız zaman şu anda gerçi tüm formlarımız müşteri form olduğu için her birinde form 2'nin ismini verecektir. Şöyle yaptığım zaman hepsinde form 2'yi verecektir. Aktif form dediğim zaman bakın bu şekilde form 2'ye ulaşabiliyorum. Eğer de bunun tekstini değiştirseydim onu gösterecekti. Tekstini değiştirmediğim için form 2 diye veriyor. Şöyle bir örnek yapalım burada. Ben clipboard'a bir text kopyalayayım. Ctrl C ile veya sağ tıklayıp copy diyeyim. Sonra buraya Ctrl V yaptığım zaman veya paste ettiğim zaman veya aktif forma bastığım zaman gitsin aktif formu bulsun. Ondaki text box'ı bulsun. Clipboard'da kopyaladığımızı bunun içerisine text box'ın içerisine yapıştırsın.
Böylece hem Clipboard'a nasıl ulaşacağımızı görmüş oluruz, hem de aktif formla ilgili bir basit bir örnek yapmış oluruz. Onu nasıl yapıyoruz? Onu da şöyle yapıyoruz. Ben burada artık aktif formuma ulaştım. Ulaştıktan sonra bunun içerisindeki text box kontrolüne ulaşmam lazım ki o text box kontrolümün içerisine clipboard'daki datayı yapıştırabileyim. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. If my active form nokta active control is text box ise ben bunun içerisine text yapıştıracağım arkadaşlar. Önce bu text box'ı almam lazım. Text box'ın instance'ına ulaşmam lazım. My active text box eşittir. Text box'a cast ediyorum. My active form nokta active control. Sonra clipboard'daki datayı almam lazım. IData object'i kullanıyorum. Data diyorum bunun adına. Eşittir. Clipboard nokta get data object. Bakın get data object'in geri dönüş tipi ne? IData object. O yüzden ben burada IData object'ten yeni bir instance oluşturuyorum ve clipboard'un getData object metodunu kullanarak clipboard'da o anda bekleyen datayı data değişkenine atıyorum. Tamam, Ctrl C ile kopyalanmış. Ben onu alıyorum, data değişkenine atıyorum. Burada şimdi şunu kontrol etmem lazım. Clipboard'da bulunan data illa text olmak zorunda değil. Kullanıcı Paint'ten bir imajı kopyalamış olabilir Ctrl C ile veya Internet Explorer'dan XML kopyalamış olabilir. XML yine kabul edilebilir gerçi. Veya bir setup exe dosyasını, bir binary dosyasını kopyalamış olabilir. İlla text kopyalamak zorunda değil. Dolayısıyla ben bu text box'a yazdıracağım için clipboard'daki datayı, datanın text box'a yazılır olup olmadığını, yazılabilir olup olmadığını kontrol etmem lazım. Yani datanın formatını kontrol etmem lazım. Datanın formatı text mi değil mi diye. Onu nasıl kontrol ediyoruz? Şöyle kontrol ediyoruz. If data nokta get data present. Bu arkadaşlar bizim datamızın belli bir formatta olup olmadığını söyleyen metot. Formatın ismini istiyor benden veya type'ını istiyor arkadaşlar. Veya işte formatı ve otomatik olarak convert edeyim mi etmeyeyim mi onu verebiliyoruz. Biz burada arkadaşlar data format diye bir tipimiz var. Onun içerisine bakın tüm formatlar listelenmiş durumda. HTML, bitmap, işte pen datası, RTF'si, text'i, TIFF'i ve ses mi değil mi hepsini burada ulaşabiliyoruz. Biz burada neyi kontrol edeceğiz? Kopyalanan data text mi değil mi onu kontrol edeceğiz. O yüzden buraya data formats nokta text diyorum. Tabi burada bir tane daha parantezimiz var. Sonra ne yapacağım? My active text box nokta text eşittir data nokta get data. Data formats nokta text to string diyorum. Şimdi test edelim bunu. My active text box text'i ben buradan kopyalıyorum arkadaşlar. Sağ tıklayıp copy dedim. Herhangi bir text olabilir. Sonra formu projeyi çalıştırıyorum. File'dan müşteri bilgilerini açıyorum. Şöyle iki tane açalım.
Sonra aktif forma bastığım zaman ne yapacak? Aktif olan formu bulacak. O formun içerisindeki aktif text box'ı bulacak. Text box mı değil mi diye kontrol edecek. Sonra datanın formatı text mi değil mi diye kontrol edecek. Eğer text ise buraya yapıştıracak. Bastığım zaman bakın clipboard'daki datayı aldı, benim kopyaladığımı buraya yapıştırdı. Böylece hem clipboard'daki dataya nasıl ulaşabileceğimizi gördük. Hem de aktif forma nasıl MDI parent içerisinden ulaşabileceğimizi öğrenmiş olduk. Şimdi bir de şeye bakalım. Genelde böyle Windows aplikasyonlarında şey vardır. MDI parent'larda pencereler diye, ki burada da var bakın, tepede de var. Pencereler diye bir menümüz vardır. Bu pencereler menüsünde açık olan tüm menülerin listesini görürsünüz. Açık olan tüm pencerelerin listesini görürsünüz. Bu bir. İkincisi, bir de o pencereleri sırala diye bir şey vardır. İşte yan yana sırala, arka arkaya sırala diye. Mesela örnek vermek gerekirse, şurada Window'a bastığımız zaman bakın şöyle tüm açık olan pencerelerin listesini veriyor bana. Veya bunları işte gruplamaya şey yapıyor, ama bunda o yok gerçi. Gruplama olayı yok bunda. Ona örnek nereden gösterebiliriz? Onu gösteremeyiz örnek şu anda. Burada pencerelerin listesini gösteriyor. Şöyle Form 2 dediğin zaman ona geçiyor. Bunu nasıl yaparız biz? Ona da bir bakalım. Ben yine tekrardan formumu açıyorum. Formun üzerinde şuraya Window menüsü koyuyorum. Window menüsü. Okay. Sonra bu Window menüsünü arkadaşlar özelliklerine geliyorum şu menü strip'in. Menü strip'in özelliklerinde MDI Window List Item diye bir özelliğimiz var. MDI Window List Item diye bir özelliğimiz var. Okay. Buna tıkladığım zaman benim menümdeki tüm itemların listesini getiriyor. Ben buradan Window'u seçiyorum. Yani şunu seçiyorum. Anlayacağınız. Şimdi çalıştırdığım zaman şöyle. Ben yine buradan müşteri bilgilerinden bir iki tane açayım. Bakın Window'a bastığım zaman bakın tüm Window'ların listesi buraya otomatik olarak geldi arkadaşlar. 1'e bastığım zaman birincisi aktif oluyor. 2'ye bastığım zaman ikincisi. 3'üncüsüne bastığım zaman da 3'üncüsü aktif hale geliyor. Bir de bunun haricinde bizim açtığımız pencereleri ekranda sıralamamız gerekiyor. İşte cascade olarak sırala, yan yana sırala, üst üste sırala vesaire vesaire. Farklı farklı sıralama yöntemleri var. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben yine buraya yeni bir tane menu item ekleyeyim. O menu item'ın adına da layout diyeyim. Layout. Layout'un içerisine cascade, yatay hizala, dikey hizala, this, arrange. Bunların tam Türkçesini bilmiyorum tam karşılığı, o yüzden Türkçesini bildiklerimi Türkçe yazdım, bilmediklerimi İngilizce yazdım. Şu yatay hizala işte ne order horizontal falan tarzında bir şey. Tile horizontal, tile vertical diye geçiyor. Tamam. Ne yapıyoruz? Cascade'e bastığımız zaman arkadaşlar bizim cascade olarak bunları hizalamamız gerekiyor. Yazmamız gereken şey şu. This nokta layout MDI eşittir. MDI layout diye bir enumeration istiyor. Nokta cascade.
Diğerleri için de bunun aynısını yazalım. Yatay hizalı için artık kasket demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Tile horizontal diyeceğiz. Dikey hizalaması için tile vertical. Arrange içinse arrange icons diye. Save ettim. Çalıştırdım. Şu müşteri formundan şöyle 5-10 tane açalım. Şimdi layout'tan dikey hizalıyı seçtim. Şöyle dikey olarak bunları hizalı. Çok fazla form olduğu için tabi alt alta geliyor. Yatay hizalayla çok farkını göremeyeceğiz. Yatayda bunları yan yana hizalayacak da onu gösteririm. Kasket yaptığın zaman bu şekilde hizalıyor. Üst üste. Yatay hizalı. Bakın yatay hizalı, şunları hizalı. Bunları küçülttüğü için tabi şey yaptı. Layout. Yatay hizalı. Kasket. Bu şekilde gösterdi. Şimdi şey yapalım. Şuradan iki tanesini çıkartalım. Sadece iki tanesi kalsın geriye. Şöyle. Layout'tan yatay hizal dediğim zaman şunları yatay şekilde hizalıyor. Dikey hizal dediğim zaman da dikey hizalıyor arkadaşlar. Arasındaki fark bu. Yatay ile dikey arasındaki. Cascade bu. Bu arrange burada çalışmıyor. Bu şekilde arkadaşlar formlarınızı MDI formları içerisinde hizalatabilirsiniz.